Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 11. sınıflar coğrafya dersi 1. dönem 1. yazılı soru örneklerini sizlere anlatmaya çalışacağız. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım çünkü oldukça değişik yelpazeden değişik konuları sizler için harmanladık. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız bölümdeki ilk sorumuz şu. Benzer bitki ve hayvan topluluklarını barındıran bölgelere nokta nokta denir. İki türlü ismi var arkadaşlar. Bunun birincisi habitat. Bir diğeri ise biyom. Hatırlayın bu kavramları. Habitat veya biyom aynı şey, aynı anlama geliyor demiştik. İkiye bakalım. Dünyadaki tüm canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için nokta noktaya ihtiyaç duyar. Niye? Tabii ki enerjiye, değil mi arkadaşlar? Enerji olmazsa canlıların yaşama şansı yok diyelim ve geçelim bir başka soruya. Doğudaki karbonun 4 ana kaynağı vardır. Bakın karbon kaynaklarını soruyoruz. Bunlar ne? Kara, su, atmosfer ve nokta noktadan meydana gelmektedir. Dördüncüsü ne arkadaşlar? Tabii ki canlılar, değil mi? Canlılar sayesinde karbon üretimi var. Karbon kaynağı var. Cevabımız canlılar olduktan sonra geçelim dörde. Doğum oranı az, yaşlı nüfus oranı fazla olan ülkelerde nüfus artış hızını nokta nokta nüfus politikası uygulanır. Hangi politikaydı? Hız. Burada nüfus artışını artırıcı, değil mi arkadaşlar? Artırıcı, çünkü doğum oranı azsa onu artırmak, çoğaltmak lazım. Cevabımız bu şekilde artırıcı olacak diyelim ve geçelim bir başka soruya. Besin zincirinde üreticilerle beslenenlere nokta nokta, bunları yiyenlere ise nokta nokta denir. Neydi arkadaşlar? Üreticilerle beslenenlere otçullar, buraya otçullar. Otçulları yiyenlere ise etçiller denir. Bunları hatırlamış olduk. Mekke'nin küresel çapta etki alanı oluşturmasında nokta nokta fonksiyonu etkili olmuştur. İlginç bir soru, buna da rastladık. Ne fonksiyonuydu arkadaşlar? Tabii ki dini fonksiyonu Mekke'nin diyelim ve geçelim 7. boşluğa. Havada asıl halde bulunan tuz kristallerine nokta nokta denir. Neydi arkadaşlar o kristallerin adı? Tabii ki aerosol, değil mi? Buraya aerosol şeklinde yazalım ve bu bölümü de kazasız belasız atlatıp geçelim bir başka bölüme. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara ise Y yazın şeklindeki bölümde ilk bölümümüz ekosistemleri oluşturan canlı öğeler, ışık, sıcaklık, rüzgar ve yağıştır. Bu bilgi doğru mu arkadaşlar? Bakalım yanlış. Neden yanlış? Çünkü toprak olacak, su, ışık, sıcaklık, iklim, hava. Burada eksik verilmiş. Dolayısıyla bu bilgiye doğru diyemiyoruz. İklim koşulları ekosistemdeki tür sayısını doğrudan etkiler. Doğru mu? Kesinlikle doğru bu bilgi. 3'e bakıyoruz. Japonya'da doğum ve ölüm oranları çok yüksektir. Doğum ve ölüm oranları çok yüksektir. Bu bilgi yanlış mı? Doğru mu? Kesinlikle yanlış arkadaşlar. Çünkü ölüm oranı düşük, doğum oranı yüksek olması gerekiyordu. Cevabımız yanlış verilmiş burada. Çünkü Japonya'da doğum ve ölüm oranları çok yüksek deniyor. Burada ölüm oranı düşük arkadaşlar. Ölüm oranına yüksektir diyemeyiz. Dolayısıyla cevabımız yanlış olacak bu durumda. Ülkemizde 1980 ve 2005 yılları arasında nüfusun niteliklerini iyileştirici nüfus politikası uygulanmıştır. Bu bilgi doğru mu? Evet doğru. Enerji piramidin en alt kısmında bitkiler vardır. Yine aynı şekilde buna da doğru diyelim ve bu doğru yanlış bölümüyle ilgili soruları da sizlere hatırlatmış olalım. Üniteler içerisinde çünkü geçti arkadaşlar. Bu tarz sorular mutlaka karşımıza çıkıyor demiştik. Diyelim ve geçelim bir başkasına. Tablodaki ülkelerin hangi nüfus politikasını uyguladığını gösteriniz şeklinde bir ifade var arkadaşlar. Burada nüfus artış hızını azaltma, artış hızını yükseltme ve koruma ve nitelik yönünden geliştirme şeklinde bir ifadeler var. 3 bölüm var. Hangi ülke hangisini uygulamış? Bunları sizler için anlatmaya, hatırlatmaya çalışalım. Çin bunlardan hangisini ifade etmiş arkadaşlar? Çin nüfus artış hızını azaltma yönüne gitmiş. Çünkü çok kalabalık zaten. Peki Rusya? Rusya ise arkadaşlar nüfus artış hızını yükseltme yönüne gitmiş. Çünkü nüfusu az toprağına göre. Endonezya ise aynı şekilde arkadaşlar nüfusu kalabalık olduğu için burada
Şöyle yukarı doğru ok çekeyim. Bu da aynı şekilde nüfus artış hızını azaltma yönüne gitmiş. Nijerya yine aynı şekilde arkadaşlar, nüfusu çok. Bu da yine nüfus artış hızını azaltmaya doğru gitmiş. Japonya ise nüfus artış hızını yükseltmeye doğru gitmiş. Biraz önce bahsetmiştik. Doğum oranı az, ölüm oranı da aynı şekilde arkadaşlar fazla olunca, dolayısıyla buraya nüfus artış hızını yükseltme politikası uyguladığını görüyoruz. Meksika ise aynı şekilde bunlardan bağımsız olarak koruma ve nitelikli yönünden geliştirme politikasını izlemiş. Cevaplarımız bu şekilde olacak. Bu da tablo olarak karşımıza çıkabiliyor sorularda, sınavlarda. Dikkat edelim ve geçelim bir başka bölüme. Aşağıdaki tabloda verilen şehirlerin fonksiyonel özelliklerini işaretleyiniz şeklinde bir ifade var arkadaşlar. Hangi şehir neyiyle ünlü, bir başka tabirle bakalım. Oxford, ticaret, liman, eğitim, turizm, idari ve dini. Oxford bunlardan hangisiyle arkadaşlar meşhur? Tabii ki eğitimle. Şöyle işaretleyelim. Peki Vatikan biliyorsunuz ki Hristiyanlar için önemli bir şehir. Dolayısıyla dini önemi var. Buraya da dini olarak işaretleyelim. Marsilya aynı şekilde Fransa'nın yakın bir liman şehri arkadaşlar. Liman kısmına gelip orada bir nokta koyalım. Yukarıdaki, dikkat edin, yukarıdaki nereye kadar çiziyorsak onunla meşhur olduğunu anlayalım. Peki Dubai neyle meşhur arkadaşlar? Tabii ki Dubai biliyorsunuz çok lüks bir yer. Turizmle meşhur biliyorsunuz. Turizmiyle meşhur. Bakü tam bir idari şehir arkadaşlar. Yani dolayısıyla buraya da idari kısmına kadar bir ok çekelim. Onu da yukarı şöyle işaretleyebiliriz. Hong Kong ise kesinlikle Doğu'nun, Orta Doğu'nun, hatta daha da Doğu'nun artık ticaret merkezlerinden, önemli ticaret merkezlerinden biri. Burayı da şöyle yukarıdaki ticareti gösterecek şekilde işaretleyelim arkadaşlar. Evet, bu şehirler ve fonksiyonel özelliklerini şöyle sizler için hatırlatmış olduk. Çünkü sınavlarda mutlaka sorular geliyor arkadaşlar. Diyelim ve geçelim bir başka bölüme. Aşağıdaki tabloda verilen biyomlar ile bu biyomlarda görülen hayvan türlerinin dünyada görülebileceği yerlere eşleştirin. Peki eşleştirelim. Tropikal yağmurda neler görünüyor arkadaşlar? Tabii ki tropikal yağmur orman biyomunda şempanzeler ve jaguarlar görülüyor. Peki görüldüğü yer, ülke olarak, bölge olarak görüldüğü yer ne? Bizden istenen o. Hemen ona bakalım. Arkadaşlar burada şempanze ve jaguar, bunlar içerisinde hangisinde? Tabii ki Brezilya değil mi? Çünkü tropikal orman yağmurlarının bulunduğu ülke bu verilenler içerisinde. Buraya bir yazalım. Peki diğerine bakıyorum. Çöl biyomunda deve ve yılan görünür. Peki bunların içerisinde çöl ortamı olan yer neresi arkadaşlar? Tabii ki Büyük Sahra Çölü. Buraya da iki yazalım. Dağ biyomu. Dağ biyomunda Tibet öküzü ve kartal görünür. Peki bu verilenler içerisinde dağlık olan yer neresi? Bize sorulan o. Tabii ki Himalayalar, Himalaya dağları hatırlayın. Diğerine geçiyorum. Tundra biyomu. Peki tundra biyomunda hangi hayvanlar görülür? Genelde rengi ve karibu hayvanları görünür. Peki tundra biyomunun görüldüğü bölge ve ülke hangisi? Tabii ki Sibirya. Buna dikkat edelim. Savan biyomunda peki neler görünür arkadaşlar? Aslan ve zebra. Özellikle Afrika ortamını hatırlayın. Peki bunlardan hangisi bize Afrika ortamını hatırlatıyor? Tabii ki Orta Afrika. Dolayısıyla buraya da bir 5 yazalım. Buradaki numaraları yazıyoruz arkadaşlar, bulunduğu yeri. Kutup biyomu da son olarak nerede arkadaşlar? Tabii ki penguen ve fok görülür. Oralarda verilen hayvanlardan ve o da Grönland dediğimiz kutup bölgesinde. Buraya da 6 yazdığımız zaman burayı da doğru bir şekilde eşleştirmiş olduk sizler için diyelim ve geçelim bir başka sayfa ve başka soru çeşidine. Burada da aşağıdaki kavram haritasındaki boşlukları uygun kelimelerle doldururuz şeklinde bir ifade var arkadaşlar. Bakalım. Şimdi biyoçeşitliliği etkileyen faktörler var tabii ki. Ünitelerde bunları gördük. Peki bu faktörler tabii ki ayrılıyor. Fiziki faktörler, biyolojik faktörler, paleo coğrafya şeklinde ayrılıyor. Bunları şöyle birer ikişer madde sizlere hatırlatmaya çalışalım. Fiziki faktörler neydi arkadaşlar? Hemen yazalım. En önemlisi iklim. Bir diğeri yer şekilleri. Bunu da yazalım. Ve son olarak toprak yapısı.
Bu da önemli. Toprak yapısı arkadaşlar. O bölgedeki biyoçeşitliliği etkileyen faktörler içerisinde. Peki biyolojik faktörler dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Hemen ona da bakalım. Biyolojik faktör dediğimiz zaman en önemlisi yine insan. Bir diğeri de tabii ki insan haricindeki diğer canlılar. Bunları da biyolojik faktörler olarak buraya yazabiliriz. Peki paleo coğrafya dediğimiz alt dalları nedir arkadaşlar? Tabii ki kıtaların kayması. Biyoçeşitliliği etkileyen en önemli faktörlerden paleo coğrafyayı etkileyen kıtaların kayması arkadaşlar. Kıtaların kayması diye buraya yazalım. Bir diğeri ise iklim değişikliği değil mi? Buraya da iklim değişikliği olarak yazalım. Evet, buradaki biyoçeşitliliği etkileyen faktörlerde ana başlıkları olarak fiziki faktörler, biyolojik faktörler ve paleocoğrafya. Bunların da alt başlıklarını, maddelerini sizler için hatırlatmış olduk. Bunları mutlaka bir yerlere not alın arkadaşlar. Sınavda dediğimiz gibi olmazsa olmazları karşımıza çıkıyor. Evet, gelelim yine çoktan seçmeli sorularda olmazsa olmazlar mutlaka soruluyor. Birinci soru, yine bir açıklamalı arkasından madde var. Bakalım birinci sorunun cevabı neymiş? Biyolojik çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı birçok faktör vardır. Biliyoruz, doğru. Yapılan araştırmalara göre başta insan kaynaklı faktörlerin etkisiyle günümüzdeki tür kayıplarının geçmişe göre 1000 ile 10.000 kat fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Bakın, geçmişe oranla 1000 ve 10.000 kat daha fazla bir kayıp var. Peki buna göre aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörlerden biri değildir? Soru köküne dikkat ederek bakalım. Akarsuların kirletilmesi insan sonucu. Orman arazilerine yerleşim alanından açılması insan faktörü. Sanayileşme ile havanın kirliliği insan faktörü. Tarım alanlarının bilinçli ilaç kullanımı yaygınlaşması insan faktörü. Ama volkanik patlamalar nedeniyle orman yangınlarının çıkması volkanik patlamalar insan yüzünden olan şeyler değil. Cevabımız E seçeneği olacak bu soruda arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. İkinci soru da aynı şekilde maddeli bir soru. Yukarıdakilerden hangileri nüfus artış hızının yükselmesinin olumlu sonuçlar arasında gösterilebilir? Evet, olumlu sonuç istiyoruz. Hangisi olumlu sonuç? İkinci soruda bakalım arkadaşlar. İş gücünün ucuzlaması. Nüfus artışı iş gücünü ucuzlattı. Doğru, olumlu bir sonuç. Gecekondulaşmanın artması. İşte bu olumsuz bir sonuç. Kalkınma hızının yavaşlaması olumsuz bir sonuç. Mal ve hizmetler olan talebin artması bu da ticaretin gelişmesi için olumlu bir sonuç. Dolayısıyla 1 ve 4. madde o da B seçeneğinde karşımıza çıkmış ve cevabı B olarak böylelikle bize vermiş arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal faktörlerden biri değildir. Bakın doğal faktör dikkat edin. İklim doğaldır. Su kaynakları doğal, bitki örtüsü doğal, yer şekilleri doğal ama tarımsal faaliyetler doğal etkilerden, faktörlerden biri değil arkadaşlar. Bu tamamen insani faktör. Dolayısıyla cevabımız açıkça belli olmuş oldu bu soruda. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki ülkelerden hangisi hem sermaye ve teknoloji hem de doğal kaynaklar bakımından zengin olan ülkelerden biridir. Hem sermaye hem teknoloji hangisinde var arkadaşlar? Bunların içerisinde en önemli olan tabii ki Amerika Birleşik Devletleri. Cevabımız A seçeneği olacak bu soruda. Beşinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde tükenmeyen doğal kaynaklar bir arada verilmiştir? Bakın dikkat edin, tükenmeyen. Bunların hangisi bir arada verilmiş? Akarsu, petrol, kömür. Kömür tükenir. Güneş, rüzgar, doğalgaz. Doğalgaz tükenir. Orman, su, kömür. Bunların hepsi tükenebilir. Su, petrol ve dalga. Petrol bunlardan tükenebilir ama güneş, su ve rüzgar doğada tükenebilir bir enerji değil. Özellikle okyanusların, denizlerin tükenebildiğini düşünüyor musunuz? Mümkün değil. Cevabımız E seçeneği olacak bu soruda arkadaşlar. Altıncı soru yine oldukça açıklamalı bir soru. Bol açıklaması var ve akabinde bir soru sorulmuş. Hemen dikkatlice okuyup cevaplandıralım. Farklı ekonomik yapıdaki ülkelerin doğal kaynaklarından faydalanma yolları ile ilgili yukarıda verilenlere aşağıda ülkelerden hangisi örnek olarak gösterilebilir? Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Örnek ülkeyi bulacağız. Burada amacımız o. Doğal kaynaklar bakımından fakir olan gelişmiş ülkeler ihtiyaç duydukları ham maddeyi başka ülkelerden satın alırlar.
Bakın burada ham maddeyi başka ülkelerden satın alanlar özellikle hangisi arkadaşlar? Tabii ki kendinde yoksa bunlardan Japonya olabilir. Avustralya kendi oldukça geniş. Amerika oldukça geniş. Rusya da oldukça geniş. Bunlar kendine bulunabilir ama Japonya gibi görünüyor. Devam edelim. Doğal kaynaklar bakımından zengin olan gelişmiş ülkeler bu kaynaklardan etkin bir şekilde faydalanırlar. Bu tabii ki şunlar içerisinde arkadaşlar görüyorsunuz. Kanada var, Rusya var çünkü geniş alanda. Son maddeye bakalım. Doğal kaynak bakımından zengin olan geri kalmış ülkeler, bakın geri kalmış ülkeler bu kaynaktan işlemeden satmakta, ihtiyaç duydukları endüstri ürünlerini ise ithal etmektedir. Bunlar da geri kalmış ülke, bunlardan hangisi arkadaşlar? En önemlisi burada Nijerya var. Dolayısıyla 1'e Japonya, 2'ye Kanada, 3'e Nijerya ülkelerini örnek verebiliriz. Cevabımız gayet açık bir şekilde A seçeneği oluyor. Yani bu kadar çok büyük bir sorumuş gibi düşünmeyin arkadaşlar. Güzelce okuyup soruyu analiz ettikten sonra cevabın gayet açık olduğu belli. Yeter ki birkaç ipucu var. Onlara dikkat edelim ve geçelim 7. soruya. Aşağıdakilerden hangisi tükenebilen doğal kaynaklardan biri değildir? Yani tükenmeyen doğal kaynağıdır. Bize sorulan o arkadaşlar. Doğalgaz tükenir, kömür tükenir, petrol tükenir, bakır, demir, altın tükenir ama güneşin tükenme şansı yok. Güneş biterse zaten dünya, ahiret, tüm alem biter. Cevabımız D seçeneği olacak bu soruda. 8. soruya bakalım. Jeotermal enerji, madenler, ormanlar ve petrol. Bu maddelere göre yukarıda verilenlerden hangileri belirli şartlarda kendini yenileyebilen doğal kaynaklar arasında yer alır? Bakın kendini yenileyebilen kaynakları arıyoruz. Hangisi kendini yeniler arkadaşlar? Jeotermal enerjiyi yeniler. Madenler yenileyemez. Durup dururken maden çoğalmaz, oluşmaz. Ormanlar fidanlarla kendini yeniler. Petrol yenileyemez. Dolayısıyla 1 ve 3. O da B seçeneği bizler için doğru verilmiş burada. Diyelim ve geçelim 9. soruya. 9. soruda da aynı şekilde arkadaşlar. Bir açıklamamız var. İnsanların topraktan ya da denizden bir şeyler üretmek veya elde etmek şeklindeki ekonomik faaliyetlerine birincil faaliyet. Bakın bir şeyler elde ediyorsak birincil faaliyet. Ham maddelerin işlenmesi ve değerli ürünlere dönüştürülmesi şeklindeki sanayi ikinci faaliyet. İnsanlara hizmet etme şeklindeki ekonomik faaliyetlerin ise üçüncül faaliyet. Bu faaliyet çeşitlerini öğrenmiştik. Peki buna göre aşağıdakilerden hangisi sırayla birincil, ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyetlere örnek gösterilebilir? Evet, açıklamayı iyi okuyup anlıyorsak, anladıysak arkadaşlar cevabın ne olduğu gayet açık değil mi? Dolayısıyla 9. sorunun cevabı nedir? Tabii ki birincil faaliyet tarım, ikincisi sanayi, üçüncüsü de turizm. Cevabımız D seçeneği olacak bu soruda arkadaşlar. 10. soruya bakalım ve geçelim arka sayfaya. Bir şehrin etki alanının genişliliğini belirleyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisi arkadaşlar? Bir şehrin etki alanı en önemli faktörü tabii ki ön plana çıkan fonksiyonel özelliğidir. Yani yüz ölçümü değil, nüfus artışı değil, iklim özelliği değil, ortalama yükselişi değil. Ön plana çıkan fonksiyonel özelliği. Yani turizmde mi önde, ticarette mi önde, eğitimde mi önde, dini manada mı önde? Biraz önce buna benzer bir soru çözmüştük grafikte. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacak bu soruda arkadaşlar. Diyelim ve geçelim bir başka sayfa ve son soru örneklerine artık. 11. sorudaki maddelere bakalım. Yukarıda verilenlerden hangileri sonucunda doğada bulunan karbon açığa çıkar? Canlıların solunumu. Karbon açığa çıkar mı arkadaşlar bu durumda? Tabii ki çıkar. Çünkü karbonun kaynaklarından canlılardan bahsetmiştim biraz önce. Bundan çıkar. Karbonatlı kayaçların ayrışması. Karbon açığa çıkar mı bu soruda? Kesinlikle çıkar. Buna da doğru diyoruz. Kara ve deniz bitkilerinin fotosentez yapması değil. Deniz hayvanlarının kabuk oluşturması değil. Dolayısıyla 1 ve 2. madde o da A seçeneği bizim için doğru olacak 11. soruda. 12'ye bakalım. Ve son iki sorumuz. Böylelikle videomuzun sonuna geliyoruz. Maddelere bakalım. İhraç mallarının çoğunun tarım ürünleri oluşturur. Nüfus artış hızı fazladır. Nüfusun önemli bir kısmı hizmet sektöründe çalışır. Enerji tüketimi fazladır. Peki yukarıda verilen özelliklerden hangileri gelişmiş ülkelerin özelliklerindendir? Gelişmiş ülke, zengin ülkeler hangi özelliklere sahip arkadaşlar? Tabii ki nüfusun önemli bir kısmı hizmet sektöründe çalışır. Ve enerji tüketimi fazladır üretim olduğu için. Dolayısıyla 3 ve 4. maddeler
E seçeneği bizim için doğru cevap olacak bu soruda. 13. soruya bakalım arkadaşlar. Son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği olumsuz yönde etkiler? Bakın, olumsuz bizden istenen bu. Hangisi olumsuz yönde etkiliyor? Akarsular üzerine baraj yapılması olumludur. Sulak alanların kurutulması, işte arkadaşlar bu olabilir, bakacağız. Tarım alanlarında zirai ilaç kullanımı olumsuz. Bu da olumsuz. Tarım alanlarının imara açılması olumsuz. Çayır ve mera alanlarının ıslah edilmesi aynı şekilde olumlu bir sonuç arkadaşlar. Dolayısıyla bize ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği olumsuz yönde etkilemez? Burada çayır ve mera alanlarının ıslah edilmesi olumsuz yönde değil, olumlu yönde etkiler. Bakın, soru köküne dikkat edin. Cevabın E seçeneği olduğunu böylelikle anlamış olacağız diyelim ve kanal ismimiz Özel Öğretmen, abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla hepinize başarılar diliyoruz. Ana sayfamızdaki oynatma listelerinden 11. sınıflarla ilgili tüm yazılı videolarına ulaşabilirsiniz diyelim. Hepinize hoşça kalın diyoruz ama lütfen Özel Öğretmen kanalında kalın.